Okunan ayet-i kerimelerde Yüce Allah meale, ey inananlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Ey kafirler, bugün özür dileyin. Siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz denilir. Ey iman edenler, samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennete koyar buyurmuştur. Rabbim bütün İslam alemi iki cihanda aziz eylesin, birliğimize ve devliğimize zeval vermesin inşallah. Evet sevgili davetliler, programımızın her aşamasında emeğini ve gayretini esirgemeyen ilçe üstümüz Sayın Salih Tekerim hocanın açılış konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Söze bizi yoktan var eden Rabbimizin adıyla başladık. Ona sonsuz hamd, sonsuz senalar olsun. Sayın Kaymakamım, muhterem büyüklerim, ilçemizin güzide eşrafı, çok kıymetli davetliler, hepiniz, aileyi yeniden kavramak adına bir yolculuğa çıktığımız konferansımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evliya toprağında yürüyen, tohumları velilerin, dervişlerin, arferenlerin ektiği Isparta'mızın güzel ilçesi Eğirdir'in insanlarına da bu yakışırdı. 2000 kişilik bu salonu doldurmak yakışırdı. İşimizi, gücümüzü bırakarak son sığınağımız aileyi kurtarmak, hatalarımızı kavramak, doğruyu öğrenmek adına bir kere daha Kur'an'a müracaat için bu konferansa gelmek yakışırdı. Hepinize en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Konferansımızın kurgusunda emeği geçen bütün büyüklerime, değerli meslektaşlarıma, çok uzaktan gelen müftülerimize, kardeşlerimize, hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, hocamız çok uzaklardan geldi ve biz onun ağzından çıkacak o güzel sözleri bir bal kıvamında duymak, ruhumuzda hissetmek için buraları doldurduk. Ben daha fazla başınızı ağrıtmadan, söz sultanının yanında atılan taş baş yarar diyerek Türkiye'nin vaizi, muhterem hocamız söz sultanı Sayın Necmettin Nursaçan hocamızı huzurlarınıza davet ediyor. Sözü ona bırakıyorum efendim. Gözüm dolu sağlıklarınızla. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kaymakamımız, muhterem belediye başkanımız,
müftü arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Seyrani der ki hak yoluna gidenlerin asa olan ellerine, el pir vasfın edenlerin kurban olan dillerine. Sevgili Peygamberimiz de men la yeşkurunna, la yeşkurunna. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmiş olmaz buyurur. Ben şükranlarımı sunarak değerli ilçe müftümüz ve mesai arkadaşlarına, uzaktan yakından teşrif eden sizlere şükranlarımı sunarak söze başlamak istiyorum. Niçin teşekkür? Sevgili Peygamberimiz veda haccında 124 bin insana pırlanta mesajlar veriyor. Arada da Ela Helbellav ashabı, ne dersiniz? Görevimi yaptım mı? Allah'tan aldığımı size ilettim mi? İlettin ya Resulallah. Allahümme şer, şahit ol ya Rab. Bak kulların görevimi yaptığımı söylüyor. Doktor İkbal diyor ki, Müslüman, yarın Allah elçisi derse ki, hak sözünü benden aldın, kime buyurdun derse, ne cevap vereceksin? Mahcubiyetini gözlerimin önüne getiriyorum da, şimdiden dizlerim titriyor, diyor. Ailesi kutsal olan bir millet idik. Dede Korkut öğütlerine bakın. Şakağın da ağırsa baba güzel, ak sütünü doya doya emzirse ana güzel, helalli güzel, kadının adı da bu, helalli güzel, yan tarafta yapılsa gelin odası güzel, sevgili kardeş güzel, hiçbirine benzemedi, cümle alemleri yaratan Allah güzel derken, kutsal değerlerini böyle bilir iken dünyada aile çöküyor. Evlilikten kaçış var. Nikah neymiş? Allah Allah. Öyle diyor. Nikah neymiş? Evlilik. Ama bütün peygamberler nikah yoluyla değil mi? Dünyada şimdi evlilikten kaçış. Evlenenlerin de evliliği devam etmiyor. Amerika'da evlenenlerde boşanma oranı %63. İtalya'da, affedersiniz, eşlerin birbirini aldatma oranı %98. Amerika'da 1 milyon insan eş değiştirme kulübüne üye. Amerika'ya gitmiştim. Taksilerin üzerinde reklam gördüm. Ne çok görüyorum bu reklamı. Bu nedir bu? Ne anlama geliyor bu? Neyin reklamı bu? Dedim. Rehber arkadaş dedi ki, hocam, affedersiniz, babayı tespit firmasının reklamı. Ne demek o? Baba yok ortalıkta. Ama babanın bulunması gerekiyor. Miras meselesi için, hukuki işler için. İşte ne diyor o reklam, ne diyor? Sen bana gel, bir ipucu ver, ben babayı bulurum. Bulunca da tabii ocağına incir ağacını dikerim demektir o. Yani baba yok. Ya, demek koca koca milletlerin akıbetleri çok acı görülüyor. Şu vücudumuzun en küçük canlı parçasına ne diyorlar? Hücre. Hücreler arasına Allah bir ahenk koymuş. O bozulursa ona kanser diyorlar. Yuvada baba güneş, ana ay, çocuklar da yıldızlar durumundadır. Öyle olunca gökyüzünün güzelliğine bakın. İhtişam. Evet. İşte ailesi kutsal bir millet idik. Ana belli, baba belli, sıra var, saygı var, sevgi var. Böyle olan yuvalardan meydana gelen millet huzurlu.
aile sağlamsa millet sağlam, aile çürükse millet çürük. Milletin temeli aile. Ailenin temeli ne? Ailenin temeli sevgi, saygı, sabır, sadaka. Değerli davetliler, bir istatistiğe göre evlenen 3 kişiden birisi, diğer bir istatistiğe göre evlenen 4 kişiden biri boşanıyor. Ailesi kutsal olan ülkede böyle, eyvah, sancı bize de girmiş öyleyse. Bizim ailemize de sancı girmiş. O yüzden dikkat ettiyseniz kelimeyi ben şöyle kullandım. Ailemiz kutsal demedim de kutsal idi. Sancı bize de girmiş. Ne yapalım? Büsbütün bünye gitmeden gelin aklımızı başımıza alalım. Biz sağlam ailemizle medeniyetler kurduk. Değerli müftümüz gelirken Eğirdir'i tanıtıyor. 950 yaşında cami var burada. 950 sene önce atamız gelmiş buraya, buraya mührünü koymuş. Taşına, toprağına Allah ve insan sevgisi aşılanmış. Bir günde 40 rekat namaz kılıp ihdinas sıratal müstakim. Ya Rabbi sana giden yoldan ayaklarımızı kaydırma. Sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Kendilerine nimetler verdiğin peygamberler, sıddıklar, şehitler yolu gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Gazabına uğramış, sapıklıkta kalmışların yolları değil ya Rabbi. Başkasına özenmeyeyim. Bir günde 40 defa böyle dua etmiş ve nikah peygamber yoludur. Bütün peygamberlerin sünnetidir. Ve o yüzden de sağlam bir ailemiz vardı. Değerli davetliler, bakın Kur'an-ı Kerim'de vahyin bölgesinde kurulan aileler vardır. İbrahim peygamber Kabe'yi yapıyor. Ama oğlu İsmail'i de yanında bulunduruyor. Bize mesaj veriyor Kur'an değil mi? Yani mabede getiriyor. Oğlu İsmail'i de orada bulunduruyor. Kabe'yi yaptıktan sonra Rabbena ve canna müslümeyin ileke ve min zürriyetina ümmeten müslümeten lek. Ya Rabbi bizi sana teslim kul eyle. Rabbi cani mukime salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi beni ve evladımı namaz kılanlardan eyle. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesab. Ya Rabbi beni, anamı, babamı, bütün müminleri hesap gününde bağışla. Yani bir İbrahim aleyhisselam böyle dua. Mefkure bu, hedef bu. Beni bir kafirin babası etme. Beni bir dinsizin dedesi etme. Bunu diyor. Ve Hazreti Hacer'e bakın, anaya bakın. Ana, Hazreti İsmail daha kundaktayken Kabe'nin önüne şimdi görünmüyor ya, eskiden oradaydı efendim, Zemzem kuyusunun bulunduğu yere Hazreti İsmail'i yatırıyor. Acaba bir Safa'ya çıkıyor, oradan Merve'ye gidiyor, Merve'den Safa'ya geliyor, şöyle etrafa bakınıyor. Niye? Kuş filan uçuyor mu? Ne olur kuş uçarsa, kuş genellikle kınarın filan bulunduğu yerde. Çünkü testide biraz su var, o su biterse İsmailciğine ne yapacak? Ana bu ya, işte Safa'dan Merve'ye giderken yine İsmail'e doğru bakıyor. Testideki su biterse telaşlanıyor, entaresinin eteğini topluyor. Değerli davetliler, benim böyle kuru kuru anlattığıma bakmayın.
burayı sevgili Peygamberimiz anlatırken ağlayarak anlatıyor. Bir ana yüreğinin heyecanını anlatırken benim gibi böyle kuru anlatmıyor. Sevgili Peygamberimiz ağlayarak anlatıyor. İsmail derdiyle Hacer yanıyor. Ve hemen Hazreti İsmail'in bulunduğu yerde Cibril kanadını vurmasıyla yerden sem sem fışkırıyor. Sem, sem, dur, dur diyor ve önünü topluyor. Efendimiz buyuruyor, Hacer önünü toplamasaydı denize kadar giden bir ırmak olacaktı. Önünü topladığı için kuyu olarak kaldı diye buyuruyor. Şunu demek istiyorum. Hazreti Hacer İsmail derdiyle yandı, yakıldı. Cibril'in yerden getirdiği su ile zemzemle hayata kavuştu. E bizim İsmail'ler ne olacak? Bizim İsmail'ler neyle hayata kavuşacak? Yine Cibril'in getirdiği su ile, ama o su değil, vahiy, hayat suyu ile. Ya eyyühellezine amenü stecibu lillahi velirrasuli izâ de'âkum limâ yuhyikum. Ey müminler, Allah ve elçisinin hayat veren mesajlarına uyunuz. Yani ve davetler. Hazreti Meryem'in annesi, anne, hamile iken diyor ki, ya Rabbi, şu karnımdaki çocuğu senin yoluna alıyorum. Senin yoluna hizmet etsin. Ama bunu diyor da tabii oğul evladı bekliyor. Ama doğunca kız olduğunu görüyor. Yani ben oğul bekliyordum ama ben yine sözümde duruyorum. Bu kızı senin yoluna alalım. Senin yoluna hizmet etsin. Ve فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Allah onu en güzel şekilde kabul etti. Güzel bir çiçek gibi o yetişti. Hazreti Zekeriya'nın terbiyesinde Zekeriya peygamber kim oluyor? Hazreti Meryem'in halasının kocası oluyor. 100 yaşlı, ak saçlı bir peygamber. Mescid-i Aksa'da maalesef şimdi bizden olmayanların postalları ile çiğnedikleri Mescid-i Aksa'da Hazreti Meryem bir yere yerleştiriliyor. Zekeriya peygamber yanına girip çıkıyor. Başka girip çıkan yok. Yanına varınca kışın yaz sebzesini, yazın kış sebzesini, meyvesini görüyor. Ya Meryem, enna leke hâdâ. Bu nereden? Benden başka senin yanına gelip giden mi var? Nereden? قَالَتْ هُوَ مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ. O Rabbimin katındandır cevabını veriyor. Şunu demek istiyorum, Kur'an'ın övdüğü aile. Kur'an'ın yerdiği ailede var mı? Evet var ya. Kur'an'ın yerdiği aile örneğini de vereyim. İslam'ın ilk günlerinde Rabbimiz sevgili peygamberine emir verdi ki yakın akrabalarını uyar. Kabe'nin önünde Safa tepesinde ahaliyi topladı. Efendimiz onlara hitabede bulundu. Ey insanlar, ben Rabbinizin son elçisiyim. Yaptıklarınızdan Allah'ın huzurunda hesaba çekileceksiniz. Herkes birbirinin gözüne şaşkınlıkla, hayranlık, hayretle bakıyor. Ama Hazreti Ali de daha 12 yaşlarında filan, kollarım zayıf, bacaklarım kısa ama senin yolunda, bu yolda sebat edeceğime söz veriyorum. Herkes sükut ediyor, dilini açmıyor, ağzını bozmuyor ama peygamber amcası olacak adam Ebu Leheb tebbellek diyor ya, yazıklar olsun. Bunun için mi biz de bir şey söyleyecek sandık da geldi? Peygamberimiz birer birer insanları dolaşıyor. Kulu la ilahe illallah tüflehu. La ilahe illallah deyin de kurtulun. La ilahe illallah deyin de kurtulun. Bu da arkasından dolaşıyor.
dinlemeyin bunu ya, bu benim yeğenim olur. Cennet varmış, cehennem varmış. E parama ne olmuş? İtibarıma ne olmuş? Senin cennet dediğin şeyi itibarımla, hatırımla, paramla satın alırım. Bulaşıcı bir hastalığa yakalanıyor ve bir dağ başında ölüyor. Kimse de elini dokunduramıyor. 5 tane o siyah tuğlandı kiralıyorlar. Onlar da ellerini dokundurmaksızın sopalarıyla itekleyerek bir çukura atıveriyorlar. Hanımı, hanımı da ona yardım ediyor. Peygamber Efendimizin güzergahına geçeceği yerlere sırtında diken yüklenmiş, getiriyor, döküyor, ayağına batsın. Hiç de öyle olmuyor. Sanki ipek halı üzerinde gidermiş gibi oluyor. Ey Şah-ı Rusul, sana uymayanın bitmez işi, bu lehep gibi tebbet olur serzenişi. Eşi de odun hammalı olarak, kadının şu gerdanlığı süs yeridir değil mi? Ziyaret yeridir. Altın takılır, gümüş takılır, kıymetli şeyler konulur. O da fi cidiha hablüm min meser. Ona yakışan bu iken odun diken yüklenerek geliyor. Sonra öyle bir istiyor var ki bakın, sırtına diken yüklenip de gelen adam ıhılıya, kısırıya gelir ya, aynı istiyor bakın. Tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe ma agna anhu maluhu ve ma kesebe siyasla naran zate lehebin ve emraatuhu hammaletel hatabe fi cihiha hablum min mesad. Yani şunu demek istedim, peygamber amcası kazanması mümkünken kaybettiği için, yükselmesi mümkünken alçaldığı için, hem de nerede bu sure hatırlayın, Allah'ın şanını anlatan kul huvallahu ahad, peygamberin şerefini anlatan İza Câe suresinin iki şeref suresinin arasında bir protosto suresi. Bir Zeyd İbni Harise bakın, Yemen'den kaçırmışlar, getirmişler, Mekke pazarında köle diye satmışlar. Hatice annemiz satın almış ve Hatice annemiz de peygamberimize hediye etmiş. Peygamberimiz de hürriyetine kavuşturmuş. Köleyi hürriyetine kavuşturmuş. Serbest gidebilir ama hayır, gitmiyor. Hatırlayın o Efendimizin Taif'e gittiğini, ayak takımı taş atışlarına hedef etti. O Zeyd İbni Harise vücudunu siper ediyor. Büyük taşlar ona değiyor. Kaçan, aradan kaçan taşlar Efendimiz'e isabet ediyor. Evet, Zeyd İbni Harise bakın, babası, amcası, kardeşi araya araya Yemen'den çıkmış arıyorlar. Mekke'de Efendimiz'in yanında olduğunu öğrenince geliyorlar. Efendimiz'in huzurundalar. Ay yüzlü, şeker sözlü insan. Bu Zeyd bizim oğlumuz. Biz bunun hasretiyle yanıyoruz. Oğlumuzu bize ver. Karşılığında para istiyorsan para verelim. Köle istiyorsan köle verelim. Efendimiz buyurdu ki hayır, öyle yapmayalım. Kendine soralım. Huzuruna aldı Zeyd. Bu adamları tanıdın mı? Tanıdım. Kim bunlar? Şu babam, şu amcam, şu da kardeşim. Bak seni istemeye gelmişler. Ben sana git demem, gitme de demem. Kararını sen ver. Eğer gideyim dersen karşılığında ne para ne de köle istemem. Ya Resulallah, her ne kadar bu babam, bu amcam, bu kardeşim ise de benim babam da sensin, amcam da sensin, kardeşim de sensin. Ben onlara teşekkür ederim. Zahmet edip Yemen'den buralara kadar gelmişler. Adresimi öğrendiler. İstedikleri zaman gelebilirler. Ben de fırsat bulursam onları ziyarete giderim. Ama bir an ben sizin yanınızdan ayrılmak istemiyorum. Şu işe bakın yahu. Yemen'den gelen, köleyken hürriyetine kavuşturulan insan bir an senin yanından ayrılmak istemem diyor.
Ama peygamber amcası olan adam da tembellik diyor. Acı akıbeti de böyle. Ey Şah-ı Rusul, sana uymayanın bitmez işi, bu Leheb gibi tebbet olur serzenişi. Değerli kardeşlerim, bakınız Kur'an şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا. Şu da benim varlığıma delil ki kendi cinsinizden eş verdim. Huzur bulasınız. Nokta. Mutluluk nikah gölgesindedir. Mutluluk nikah gölgesindedir. İskandinav ülkelerinde cinsi serbestlik vardır. İnsanlar mutlu mu? Hayır. Halbuki çok zengin. Çok zengin. Şu cep telefonunu falan yapıyorlar. 5 liralık malı 5000 liraya satıyorlar. Yani zengin insanlar. Ama en fazla intihar olayı İskandinav ülkelerinde. Ruh aç, ruh, ruh. Yani her ne kadar cinsi serbestlik varsa da o doyurmuyor, o mutlu etmiyor. Demek mutluluk nikah bölgesindedir. Erkek gönlünün kadına, kadın gönlünün erkeğe ihtiyacı vardır. اَنْتُمْ لِبَاسُمْ لَهُنَّ وَهُنَّ لِبَاسُمْ لَكُمْ. Erkekler, siz kadınlara örtü. Kadınlar, siz de erkeklere örtü. Örtü ne demek? Açılmasını istemediğimiz, görülmesini istemediğimiz yeri örten. Sonra bakın, aile. Ne demek aile? Muhtaç. Ne muhtacı? Erkek kadına, kadın erkeğe. Ya bir elmanın yarısı gibidir. Biri birini öyle tamamlarlar. Bugünkü modern Arapçada el-üsre. El-üsre ne demek? Zırh, kalkan, dışarıya karşı koruyacak. Evet. Kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz buyuruyor, İyyâkum ve zina. Zinadan sakının. Yüzden iman nurunun gitmesine, rızkın azalmasına, ömrün kısalmasına, değerli hocalarımız bilirler bakın, ve yahlud fihi muhana. Normal olarak hocalarımız bilir, bura tecvitte çekilmez, bura değil mi? Ve yahlud fihi muhana. Ama kural dışı bura, ve yahlud fihi muhana. Niçin? Cehennemde azaplarının ağırlığına işareten fihi muhana değil, fihi muhana. Ya ez-zina yuvresül fakir, zina yurdu yuvayı harap eder. Değerli davetliler, evet efendim. Yusuf aleyhisselam, Züleyha. Yusuf aleyhisselam hayatının en görkemli çağı. Züleyha da öyle. Züleyha her ne kadar bir bakan eşi ise de affedersiniz orayı kapalı geçeyim. Yani cinsi iktidarsızlığı söz konusu ve saray bir çeşit nimet kapıları, pencereleri örtüyor ve galip heytelek Yusuf. Gözlerin ne kadar güzel. Rabbim öyle yaratmış. İnşallah o gözlerle Rabbime bakarım. Kaldın bir kere de bana bak. Sana bakarsam Rabbime bakamayacağımdan korkarım. Yusuf saçların ne kadar güzel. Güzel olsa ne olacak? Mezarda çürüyecek olan şeyin ne önemi var? Yusuf, sözlerimi anlamamazlıktan geliyorsun. Seni hapishanelere attırırım. Seni kırbaçlar altında yaktırırım. Kadın, Rabbim bana lütfetti. Senin kocan bana iyilik etti. Senin kocan benim veli nimetim. Kocama ihanet edemem. Allah'a isyan edemem. Kapılar, pencereler örtülmüş.
Evin köşesinde de bir büst var. Üzerini örtüyor Züleyha. Ne yapıyorsun? Aklıma koyduğumu yerine getireceğim. Ondan utanırım. O görmeyen, görmeyen, duymayan, anlamayan, fayda ve zarar veremeyen şeyden sen utanıyorsun da beni yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'tan utanmayayım mı ben? Bari maazallah diyerek kapıya koştuğunu görüyoruz. Öyle oldu. Ben olayın detayına girmeyeyim de şu hadis-i şerife bakın. Men tereke şeyen minel haram nalehu fil halal. Kişi haramdan bir şeyi bırakırsa Allah ona onu helalından verir. Ve sonunda yine meşru olarak nikahla Züleyha ile Hazreti Yusuf'un evlendiklerini, nikahlandıklarını görüyoruz. Evet. Değerli davetler, demek aile, milletin temeli aile, ailenin temeli neymiş? Sevgi, saygı, sabır ve sadakat. Hanımlar, dikkat mi? Bir daha söyleyeyim. Demek ailenin temeli neymiş? Sevgi, saygı, sabır, sadakat. En güzel örneği de Rabbimiz peygamberini gösteriyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Andolsun ki Allah'ın elçisinde sizin için en güzel örnekler var. Ben Hatice sevgisiyle rızıklandırıldım. Hatice annemizi ne kadar seviyor. Hatice annemiz peygamberi nasıl seviyor bakın. Hatırlayın içinizde Cebel-i Nur'a çıkanlar var değil mi? Evet. Sevgili peygamberimiz Cebel-i Nur'un zirvesinde Hatice annemiz de iki elinde yemek kaplarıyla dağa tırmanıyor. Vahiy meleği Cibril dağın zirvesinde Efendimiz'e geliyor. Ne diyor? Hatice sana yemek getiriyor. Allah benimle Hatice'ye selam gönderdi. Allah'ın selamını söyle bir. Benim selamımı söyle iki. Şeffaf bir cennet sarayıyla müjdele üç. Yemek kaplarını Hatice annemiz oraya bıraktı, oturdu. Efendimiz dedi, Hatice biliyor musun? Şu anda yanımızda vahiy meleği var. Allah sana selam göndermiş Hatice. Gözyaşlarını tutamadı. Ben kim oluyorum? Allah bana selam gönderiyor. Allah'ın selamına nasıl karşılık verir? Allahümme entes selam. Benimke selam. Tebarek de ya del celal vel ikram. Allah'ım sen selamsın, selamet verensin. Şanın ne yüce Rabbim. Ve Efendimiz bakın Cebel-i Nur'da ilk vahye mazhar oldu, eve geldi. Ama düşünün, mülkün sahibi Allah'a muhatap olmak kolay mı? Tir tir titriyor. Destiruni, destiruni, öldün beni, öldün beni. Yatak yorgan dinlendi. Dinlendikten sonra gördüklerini anlattı. Hatice, Allah bana böyle bir görev verdi. Ama bu insanlar, cahil insanlar, mutaassıp insanlar, bunlar yola gelir mi? Bunlar beni dinler mi? Bana kim inanır Hatice? Sana ben inanırım. Ümmet kütüğünün birinci sırasına Hatice annemiz böylece adını yazdırdı. Hatice annemizin vefat yılına ne denildi? Keder yılı denildi. Mekke fethedildiği gün Efendimizin ilk işi Hatice annemizin kabrini ziyaret. Mekke'yi fethettim. Mekke'nin en güzel konağını hazırlayın bana. Değil. Hatice annemizin kabrine en yakın olan yere karargahı kurdurdu. Efendimizin evinde bir kurban kesildi mi? Bayanın dışında bir budunu fakire gönderiyor. Bu Hatice'nin sevmidir. Vefatından sonra bile. Bakın Hatice annemizin vefatıyla Ayşe annemiz arasında 2,5 yıl var. 2,5 yıl devrede annemiz yok. Ayşe annemizle evlendiler. Bakın bir gün Hazreti Ayşe ile beraber bulunuyorlar.
Hazreti Ayşe'nin gönlünden şu geçiyor: gencim, güzelim, bilgiliyim, dünyanın en değerli erkeğinin nikahındayım, var mı benim gibisi? Derken kapı çalınıyor. İhtiyar bir kadın. Sesi de Hazreti Hatice'nin sesine benziyor. Efendimiz kapıyı açıyor. Hatice, Hatice'nin kardeşi. O yaşlı hanıma izzet ikram ediliyor. Hazreti Hatice ile ilgili hatıralar anlatılıyor. O yaşlı hanım uğurlandıktan sonra Hazreti Ayşe'nin dili çözülüyor. Ya Resulallah, Allah sana benim gibi bir eş verdi. Genç, güzel, bilgili. Şu Hatice beni dökülmüş, dişi dökülmüş, ölmüş gitmiş. Yani onun kardeşi geldi diye kaç defa Hatice lafı ettin? Efendimiz buyurdu ki, Ayşe, herkes benim karşımda yer alırken servetini benim davam uğruna harcayan Hatice'ydi. Bana iman eden Hatice'ydi. Ben Harem-i Şerif'te namaz kılarken müşrikler deri işkembesini başıma boşalttıklarında elleriyle, parmaklarıyla saçımı, başımı temizleyen Hatice'ydi. Hatice benim çocuklarımın anacığıdır. Hatice dünyadan ayrıldı diye onun hatırasına saygı göstermeyecek miyim? İnne husnel ahdi minel iman. Ahde vefa imandandır. Kardeşlerim, tabi Hatice annemizle ilgili şu anekdotları da arz edeyim. Bilindiği gibi Hatice annemizin akrabasıydır. Yani Hazreti Hatice'den olmaz, Zeynep, Hazreti Zeynep'in eşi Ebu'l-As. İslam'ın ilk günlerinde iman etmedi. Müslümanlara silah çekmedi ama Bedir'de Müslümanların karşısında yer aldı. Esirler arasında, esirlikten kurtulması için ya para verecek ya da maddi bir şey verecek. Eşi Zeynep'e haber gönderdi. Ben esir düştüm. Esirlikten kurtulabilmek için ya para ya da maddi bir şey. Hazreti Zeynep annesi Hazreti Hatice'nin verdiği kolyeyi, gerdanlığı gönderdi. Ebu'l-As da dellala verdi. Dellalın elinde Hatice annemizin gerdanlığı, yani kolyesi böyle teşhir edilirken Efendimiz tanıdı. O kolyenin kime ait olduğunu bildi. Efendimiz o anda devlet başkanı, genelkurmay başkanı, indir o kolyeyi. Öyle diyebilir, öyle demedi. Ashabım, bir ana yadigarını evladına bırakmak daha münasip olmaz mı? Elbette ya Resulallah. Ve hemen kolye Hazreti Zeynep'e gönderildi. Ebu'l-As'a para alınmadan serbest bırakıldı. O da iman etti. Bir de şu olayı nakledeyim. Hazreti Fatıma'yı Hazreti Ali ile nikahladığı gün Efendimiz'in gözleri doldu. Hazreti Fatıma dedi ki, baba, bugün neşe günü, bugün ağlama günü mü? Yani bu Ali senin elinde, senin evinde yetişmiş, yiğitli, dürüstlü, herkesçe malum bir delikanlı. Beni nikahlayan da sensin. Pişman mı oldun ki ağlıyorsun? Yok kızım, pişman olma değil de kızım, bugününü annen görseydi, annen Hatice cehizini hazırlamış olsaydı, Allah Resulü bakın, bu nasıl hatıraya saygıdır, bunları görüyoruz. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ayşe annemizle bakın, evliliklerinin ilk günleri Hazreti Ayşe zayıf. Hadi bir koşu yapalım, koşu yapıyorlar, Hazreti Ayşe geçiyor. Kısa süre sonra Hazreti Ayşe kilolanıyor. Hadi yine bir koşu, ama bu sefer de Efendimiz geçiyor. Hâlihi bitir kesse vaka, evvelki yarışmamızın rovanşidir. Bugün televizyonda canlı yayında birisinin bana sorduğu bu. Diyor ki, eşim eve geliyor ve sohbet etmiyor. Hal hatırımızı sormuyor. Elimde bir makine, durmadan onu çevirip duruyor. Bir internet, Allah aşkına, evde mi? Vücudu evde ama kendi evde değil.
biz okulda talebeyken bir hocanım vardı. Hocam yoklama yapıyor. Talebe dalgın burada demiyor. Yaz oğlum onu, yok yaz oğlum. Mevcudiyetinden haberi olmayan adam yok sayılır oğlum, öyle yaz diyordu. Evet efendim. Değerli davetliler. Yani sevgili Peygamberimizin annemizle bakın, güler yüz, tatlı söz, onlarla ülfet, muhabbet. Şimdi biraz önce dedim ki sevgi, saygı, sabır, sadakat. Allah'ın Resulü erkek hanımına sevgiyle bakarsa, hanım da saygıyla bakarsa, Allah da rahmetle bakar. Ellerini ellerine aldıklarında tesakatet zünubuhuma min hilali esabihima, parmaklarının arasından günahları dökülür. Salih Nebi Vakkas, bakın 7. kişi olarak Müslüman oldu. Arafat'ta hastalandı, Efendimiz ziyaretine vardı. Ve ona konuşma aralarındaki geçen konuşma şu: ya Resulallah, servetim çok ama bir tane kızım var. Servetimin tamamını vasiyet edeyim mi? Hayır. Peki yarısını edeyim mi? Hayır. Üçte birini edeyim mi? Üçte biri de çok ama üçte birini eder gelirsin. Sağ eşiğin ağzına lokma koymanda senin için ecir var, mükafat var. En güzel ahlaki prensipleri öğreten Peygamber bize bunu söylüyor aziz davetliler. Ya hanımefendi, bugün çayı ne güzel yapmışsın ya. Eline sağlık. Atan anan nur içinde yatsın. Ha böyle bir deyiversek. Hanımefendi, ya benim anam öyle derdi. Yani babamın getirdiği bir şeyi biz tenkit edecek olursak, el getirdi, nur getirdi. Laf yok. Söze bakın ya. El getirdi, nur getirdi. Laf yok. Ne? İşte böyle olunca da herhalde bereket oluyor. Allah da rahmetle onlara bakıyor. Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz'e soruyor. Ben ne kadar seviyorsun? Bazen biz çocuklara deriz ya. Beni ne kadar seviyorsun? O da bir kucak seviyorum. Onun gibi Hazreti Ayşe annemiz beni ne kadar seviyorsun diyor. Efendimiz de cevaben seni kördüğüm gibi seviyorum. Kördüğüm, hani düğümledin mi daha çözemezsin değil mi? Hazreti Ayşe bundan pek memnun oluyor. Aradan zaman geçiyor. Ya Resulallah, kördüğümden ne haber? İlk günkü gibi diyor. İlk günkü gibi. Mısır Fatihi Amr ibn-ül As bir ara Efendimiz'e diyor ki, ya Resulallah, insanlar içinde en çok kimi seviyorsun? Ayşe'yi. Erkeklerden kimi seviyorsun? Ayşe'nin babasını. Sonra kimi seviyorsun? Ömer ibn-i Hattab'ı. Ya ben aslında ya ben bir de iki de yer alacağımı sanıyordum. Baktım daha sormadım diyor. Bana sıra gelmiyor. Ya birinci sırada Hazreti Ayşe'yi, ikinci sırada Hazreti Ebu Bekir'i, üçüncü sırada Hazreti Ömer'i sevdiğini söyledi. Ben daha sormadım. Baktım bana sıra gelmiyor. Amr ibn-i As, Mısır Fatihi bir insan. Evet efendim. Demek ki yuvada sevgi, saygı. Niçin? Kardeşlerim, evlenmenin maksadı nedir? Hedefi nedir? İşte bunu iyi bilmiyoruz. Evlenmekten maksat, dünyada mutlu olma. Hayrul kalef nesil yetiştirmek. Ebedi hayatta mutlu olma. Sonsuz cennetlere ermek. Mevlana'nın şu hikayesini anlatayım mı? Akbaba ile Doğan havada uçuyor. Akbaba Doğan'a diyor ki, benim gözlerim öyle keskin, yerle aramızda şu kadar mesafe var, tarladaki buğday taneciğini görüyorum. O nasıl göz ya? Hadi inelim de gül. Hadi. Hırsla iniyor, buğday taneciğini yakalıyor. Meğer o da tuzağın içindeymiş, tuzakta akbabayı yakalıyor. Mevlana ne diyor? Çok uzaklardan buğdayı görmek iyi, tuzağı görmeyen gözün.
gideyim de. Çok uzaklardan buğdayı görmek iyi, tuzağı göremeyen gözü ne diyeyim be? Ya millet yoruldu arkadaş, sen de hep durmadan konuşuyorsun. Bari bir türkü söyle de millet rahatlasın. Söyleyeyim, madem ben Kayserliyim, bir Kayseri türküsü söyleyeyim size. Keşi bağlarında bir top gülüm var, ey Allah'tan korkma. Sana, bana ölüm var. Şu milletin türküsüne bak ya. Türküsüne bak. Türküsünde bu medeniyet var. Yani geçim bağlarında bir top gülüm var. Ey Allah'tan korkmaz. Sana, bana ölüm var. Ölüm. Toprağın altı var. Bir de Yozgat türküsü söyleyeyim. Gel ya. Seninle bir kavul edelim, kavilden, kardan dönmemesine ikimiz bir dala yuva yapalım, başka daldan dala konmamasına. Yani inanın ben hicap ediyorum, dile alınmayacak şeyler öyle rahatlıkla söyleniyor, soruluyor ki onu kızım bağlama, onu bağlama, onu bağlama, ama gelen dert bu, dert bu. Eşim beni aldatıyor, eşim beni aldatıyor. Aman ya Rabbi, bu bizim kültürümüzde, bizim inancımızda, bizim ahlakımızda bunlar olur mu? Bir ebedi sorumluluk hiç düşünmez miyiz? Toprağın altını hiç hesaba katmaz mıyız? Kardeşlerim, bakın. Değerli hocalarımızın malumu Mü'min suresinin 8. ayetini okuyorum. Bakın, arşın etrafında Allah aşkıyla tavaf eden melekler ne diyorlar? Bakın, Rabbena vesi'ate kulle şeyin rahmeten ve ilma. Ya Rabbi, senin ilmin, senin merhametin her şeyi kuşatmış. Bu lafın düşengisi ne diyor? Bakın, fâgfir lillezîne tâgû. Günahtan tevbekar olanları bağışla. Tevbekar olmaları yetmez. Vettebe'u sebilek. Senin yoluna girenleri bağışla. O da yetmez. Hanelerinde saygı, sevgi, huzur, güven olan kişileri analarıyla, babalarıyla, eş ve çocuklarıyla adin cennetlerine girdir ya Rab. Ya o ne kadar güzel şey. Ben uykumu uyuyayım. Demek arşın melekleri benim için dua ediyorlar. Ya bir de iyi söyle hele. Kim için dua ediyorlar? Fâfir lillezîne tâbû. Günahtan tevbekar olanları bağışla. O yetmez. Senin yoluna girenler, Allah'ın yoluna girenler. O da yetmez. Hanelerinde saygı, sevgi, huzur, güven olan kişileri yalnız değil ya Rabbi, analarıyla, babalarıyla, eş ve çocuklarıyla adın cennetlerine girdi. Değerli davetliler, cennette dört şey var, cennetten üstün. Nedir onlar? Bir, meleklerin tebriki. Ehli cennet, ehli cenneti nasıl karşılayacak melekler? Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukbeddar. Selam müminler, sabrettiniz, hak ettiniz, tebrikler, tebrikler. İki, Rabbimiz buyuracak, ehli cennet, ebedi yaşayacaksınız. Ölüm yok, hastalık yok, ülser yok, kanser yok, iflas yok, nimetin azalması yok. Razı mısınız? Ya Rabbi, hayalimizden geçmedik güzellikler verdin. Nasıl razı olmayalım? Kullarım, bundan da üstün bir şey var. Onu vereyim mi? O nedir ya Rabbi? Kullarım, ben birinden razı oldum mu? Hesap sormam, azap etmem. Sizden razı oldum ey ehli cennet. Ve rıdvanüm minallahi ekber. Allah'ın hoşnutluğu, o ne büyük şey. Ehli cennet, bundan da üstün bir şey var, onu vereyim mi? Daha bunu düşünemiyoruz. Ve ledeyna mezid. Bizim katımızda bir armağan var. Vücuhun yevmeyzin nazıratun
ila rabbiha nazira. Nice yüzler Allah'ı görecek, sevinçten pırıl pırıl yanacak. Hanımına dönünce nefis bir koku her tarafı kaplamış, hanımı diyecek ki, efendi bu ne güzellik, hayran oluyorum, bu ne nefis koku. Hanım, aynı hali ben de sende görüyorum diyecek. Aşık oldum ben Allah'ın adına, doyamadım lezzetine, tadına. Bana Allah gerek, cihan kar etmez. Benim gönlüm didar ister, eğlenmez. Aziz davetliler, programın başında değerli imam arkadaşım bu konuyu anlatan ayeti kerimeleri okudu. قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسَهُمْ. De ki ey Peygamberim, en büyük ziyana uğrayanlar kendilerini, eş ve çocuklarını ziyana sokanlardır. Ey müminler, yakacağı insan ve cehennem ateşi olan ateşten kendinizi, eş ve çocuklarınızı koruyunuz. Ana ile babanın başına mahşer günü yalnızlı bir taç. Ya Rabbi, adaletinden şüphe etmeyiz de kendimizi buna layık görmezdik. Ne diye bu yalnızlı tacı başımıza koydun? Evladınıza İslam terbiyesi verdiniz de ondan dolayı. Böyle etmeseydim, Rabbena atihim da'feyni minel azab vel anhum la'nin kebira. Ya Rabbi, anam sala babam sala iki kat azab eyle. Sakın rahmet etme, lanet et buna. Sen ne konuşuyorsun? Demek evlat böyle mi diyecek? Dedi, Kur'an naklediyor. Kendini de yaktı, beni de yaktı. Sakın rahmet etme. Kanından, canından yaratılan evladın şikayetçi mi olsun, şefaatçi mi olsun? İkisi de mümkün. Şefaatçi de olabilir. İyi terbiye ettiysen şefaatçi olur. Kötü örnek olduysam, Allah'ı Resulü'nü sevdirmediysem, ya Rabbi iki kat azab eyle. Hem beni yaktılar, hem de kendilerini yaktılar demelerine sebep olacak. Bizim analarımız şöyle derdi, değil mi? Ninni çalarken, hu, hu, bir Allah. Sen iyilikler ver Allah. Sen iyilikler verirsen, yavrum büyür inşallah. Yattım sağıma, döndüm soluma, sığındım Sübhanıma, melekler şahidim olsun dinime, imanıma. Yattım Allah, kaldır beni, nur içine daldır beni, ölürsem iman üzere öldür beni, kalırsam sabah namazına kaldır beni. Kızımı öyle terbiye ettim ki ölürse yer beğensin, kalırsa yar beğensin. Erkek evladı ise vatan hizmetine gönderirken, haydi oğlum haydi git, ya gazi ol ya şehit, haydi oğlum seni bugün için doğurdum, hamurumu yiğitlik duygusuyla yoğurdum. O Çanakkale'yi düşünün, eski dünya, yeni dünya, bütün akvam ulaşır, kum gibi kaynıyor, hakikat mahşer mi mahşer, kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela, hani tavuğuna da züldür bu hain silah. Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan ordular toplamış ve üzerimize gelmişler. Karadan, denizden, havadan bizim ona karşı koyacak gemimiz var mı, uçağımız var mı? Yok, onlar yok. Ya göksü var, işte o kadar. Sizin ailelerinizde de muhakkak Çanakkale şehidi var. Benim dedem bir Çanakkale şehidi, 6 çocuğu, bir eşi, o vaziyette alıp götürüyorlar. Giderken tabii 40 lira elini kulağına atıyor, yanık bir türkü söylüyor, gidiş o gidiş, dönmüyor. Merhum babamdan dinledim, babamızın şehitlik haberi geldi, ağlayacağız ama ağlayabilecek gücümüz yok. Niye? Aç şu. Çare? Komşudan incecik bir ekmek, yağsız, bizde şebit denilir. Şebit, onu da doya doya, ısıra ısıra yeme yok. Dilimizin üzerine koyduk, şeker sorar gibi sorduk da ağlayabilme gücüne erdik. Aman ya Rabbi, ne fedakarlıklar. Nasıl bu vatanın temelinde meğer ne yiğitlikler varmış.
Ya dile kolay 253 bin şehit etten, kerikten kala kuruyor ve Çanakkale getirmen dedir diyor. Kardeşlerim, ben resmen görevdeyken son 2 yılında resmen o törenlerde görevli oldum. Ülkenin genelkurmay başkanı, başbakanının arasında yeni yeni şehitlikler açılıyor. Orada dualar ettim resmen, fiilen oralarda bulundum da olayın şöylece etkisindeyim. Bakın, yani öyle yer, hastane falan yok. Ağır yaralı Mustafa Çavuş gelmiş, duvarın dibi. Doktor orada bakıyor, bakıyor ki yani hiç uğraşmanın yeri yok. Arkadaşlar götürün şu ağacın altına, hadi teselli edin. Arkadaşları, Mustafa Çavuş, arkadaş tebrik ederiz ya. Sen şehit olmak üzeresin. Dua et de biz de şehit olalım. O sırada ellerine bir ekmek geçiyor. Mustafa Çavuş, şu ekmeği ye. Mustafa Çavuş, ısıracağı sırada aklına düşüyor. Ben biraz sonra şehit olacağım. Ha aç şehit oldum, ha tok şehit oldum. Ne fark eder? Arkadaşlar siz yiyin de, siz savaşabilecek güce erin. Aman ne fedakarlıklar. Yani Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Bu sadece bir türkü değildir, bu gerçektir. Ölmeden mezara konulmuştur. Buradan sözü şuraya getireceğim kardeşlerim. Milli mücadele yılları, Çanakkale yılları. Bakın, Hasan Çavuş'un anası mektup yazıyor oğluna. Geçen gece ben bu cengin rüyasını görmüştüm. Sevinçimden ağlayarak hayır diye yormuştum. Sağ elimde yükselmişti o sancak. O sancak ki Müslümanın şanlı namus gömleği. Cana minnet bilin anın uğrunda ölmeyi. Sen düşünme, millet bize canı gibi bakıyor. Bolluk şükür zat zahire her taraftan akıyor. Eğer köyde ölen kalan var mı diye sorarsan, eşi dostu hatırlayıp anarsan, muhtar gelin Ahmet şehit olmuş. Haber geldi dün, şenlik oldu, mevlüt oldu, düğün oldu bütün gün. Köy değildi, kuşandı, hep namazgaha gittiler. O şehidin rahmetullah duasını ettiler. Ne diyor? Oğlum köydeki haber bu. Muhtarların, Ahmet'in şehitlik haberi geldi. Saçımızı başımızı yolmadık. Bağrımıza kara taşlar çalmadık. Şehit anası oldum diye Ahmet'in anasını tebrik ettik. Mevlidler okundu, hatimler okundu. Sen de senin şehitlik haberin gelirse ben de öyle yaparım deme. Şu yiğitlik nasıl oğlunu yüreklendiriyor. Şehit Ahmet'in kardeşi ne diyor? O kadar kandı mı bağırın ey çocuk? Ecelin sunduğu şarabı içtin. Sırayı saygıyı unuttun çabuk. Sebep ne? Ağandan ileri geçti. Nişanlısı ne diyor? Dedi Ahmet beni artık ahirette beklesin. Ben onunum, utanmasın. Beni haktan istesin. Kaderim bu. Şehit olmuş benim şanlı yiğidim. Kız kalırım. Varmam ele. Ben de canlı şehidim. Şu aileyi görüyor musunuz? İşte o ya. Müftülüğüm zamanında yani 17 yıl Kayseri müftülüğü yaptım. 23 yıl Kayseri vaizliği yaptım. Toplam 40 yıl ve gelen şehitlerin 160 kadarının cenaze namazını ben kıldırdım. Aileleriyle de yakın alakalar kuruyordum. Onlardan bir iki tablo sunayım size. Bakın, oğlumuz Çukurca'da, Hakkari Çukurca'da askerlik yapıyor. Babası telefon ediyor. Oğlum, ben adamını buldurdum, seni oradan aldıracağım. Baba, hiç fikrini bozma. İnşallah ben şehit olacağım. Sen şehit babası olacaksın. Anamın ellerinden öperim. Anam da şehit anası olacak. Şu oğlana bakın ya. Hakikaten şehit oldu, geldi. Ve aileyle ilgilendim. Gittim, geldim.
filan. Kim bu oğlumuz ki? İmam Hatip mezunu. İmam Hatip son sınıfta da bir ev ödevi verilir. Mesela İslam'da ticaret ahlakı, İslam'da temizliğin önemli gibi konu. Bu oğlumuzun görevine İslam'da şehitliğin önemi. Hani devletimiz bir miktar para veriyor ya, o parayı da harcamadılar, bize getirdiler. Biz de o parayla bir Kur'an kursu yaptık. Adını da resmen böyle koyduk. Şehit Onbaşı Mehmet Ünal Kur'an Kursu. Evet, adını da öyle koyduk. Yani bunun gibi ne örnekler, bakın. Şehidi kabre indirmek üzereyiz. O anda anacığı geldi. Haklı olarak kadın, oğlumun şehit oğlumun son kez yüzünü göreyim. Alay komutanı kulağıma eğildi. Hocam, ben bir asker olarak burada emir vermeyim. Bura emir yeri değil. Sen hünerini kullan hocam. Ne olur tabutu açtırma. Askerimizin yüzü kanlar içinde. Anacığı bunu böyle görürse kadın ömür boyu bunu unutamaz hocam. Ben yok, sen durumu kurtar. Hakikaten tam mezara indireceğiz. Anacığı geldi, açın göreceği. Ben dedim ki, hanımefendi, sen oğlumu bize teslim ettin. Biz de Allah'a teslim ettik. Oğlumla buluşma yeriniz cennettir. Gel onu rahatsız etmeyelim. Onu rahatsız etmeye senin de bizim de hakkımız yoktur. Hayalindeki gibi kalsın. Gel ona eziyet etmeyelim. Öptüm onu dedi kadın ya. Öptüm onu. Peki. Bir seferinde şehidin namazını kıldıracağım ama cemaat toplansın diye yavaş alıyorum. Ama ön tarafta da böyle bekleşen kadınlar. Biri geldi. Cenazenin göksü hizasından ben de ibretle seyrediyorum. Oğlum, İsmail'im, sen vatan uğruna şehit oldun. Sütüm sana helal olsun dedi gitti. Bu da anası. Şuna bakın yani, hangi edebiyat kitabına sığar bu sözler? Yani bu konuda cidden çok hatıralarım vardır. Şunu demek istiyorum, sağlam aileyle. Sadece şu hatıramı geçeyim. Yedek subay olarak askerlik yapıyorum. Üst sevmenimle birlikte onbaşı adaylarını seçiyoruz. Yani ben Kayserliyim ya, Yozgatlı bir asker şöyle hemşehri havasına girdi. Komutanım ne olur beni seçme. Ya aslanım, ama şu anda düz nefessin. Sen onbaşı yapacağım. Daha iyi değil mi? Benim anam beni asker ocağına gönderirken oğlum nöbet tut dedi. Ya şu saflığa baktın ya. Anayı görüyor musunuz? Oğlum ihanet etme. Nöbet tut oğlum. Ana böyle demiş. Onbaşının nöbeti nöbet değil mi? Çavuşunki nöbet değil mi? Subayınki nöbet değil mi? Ne kadar sağ ol. Ne kadar sağ ol. Ben düz nefer olarak kalayım. Ne olur beni seçme. Değişini bakın unutamadığım bir hatıra oldu. Emekli adam tabii hep hatıra anlatır. Şimdi değerli davetliler, bir de şu hatırayı anlatayım, gelin. Siz aziz milletimiz, Türkmenistan'ın baş şehri Aşkabat'a bir cami yaptırdık. Sultanahmet Camisi gibi bir cami. Caminin açılışına da 24 il müftüsü gittik. Uçağımız geç vardı. Böyle yatsıyı kıldık. Odalarda da ikişer kişi kalıyoruz. Benim gözüm hemen yatakta. Niye? Sabah yakın. Sabah namazından sonra da yatma imkanı yok. Ama o da arkadaşım başladı Kur'an okumaya. Dedim arkadaş, Cenab-ı Hak farz yatsı namazının 4 rekatını 2'ye düşürdü ya. Seferiyiz. Ya yatalım, az zaman kaldı, biraz dinlenelim. Hocam ne olur, ben sizi rahatsız etmeyeyim. Ben Allah'a söz verdim. Ben bir cüz Kur'an okumadan yatmam hocam. Sizi rahatsız etmem hocam. Ben sessiz okurum. Lütfen siz yatın. Allah Allah. Ya kaç yıl oldu bu olaya? Ben hayranlık duyduğum için unutmadım da size anlatıyorum. Şimdi
şimdi peki hanımefendiler evde Allah'ın kelamını atsalar ki men erade en yükellime rabbehu felyakrahul Kur'an, Allah ile konuşmak isteyen Kur'an okusun. Üddül Kur'an vebku, Kur'an okuyun ve ağlayın. Ağlama ne ya? Ne için ağlayacağım? Ha şunun için bakın. Asker Mehmet'in mektubu gelmiş. Anacığım iyiyim asıl. Ama Fatma Hanım'ın gözünden yaşlar iniyor. Ya Fatma Hanım niye ağlıyorsun? Ya oğlan iyilik haberlerini söylüyor. Ya o benim kuzum, közüm, canım, ciğerim. Ben onun mutluluk haberlerine bile ağlarım. Fatma Hanım'ın komşuları ağlar mı? Ağlarsa anam ağlar. Gayrisi yalan ağlar. Fatma Hanım'ın mektubu varıyor. Mehmet arkadaşlarından gizlemek istese de Mehmet'in gözünden yaşlar iniyor. Ya bu Mehmet'le Fatma'ya ne oldu? Onlar birbirinden ana, kuzu, can, ciğer, işte tatlı haberlerine bile ağlarlar. Allah yar-ı bakidir, yar-ı hakikidir. Biricik sevgilidir. Huve mevlakum. Feni'mel mevla ve ni'men nasib. Sizin dostunuz Allah'tır. Ona güzel dost, ona güzel yardımcı. İşte mümin Kur'an okur ağlar, Kur'an dinler ağlar. Efendimiz öyle yaptı. Kur'an okudu ağladı, Kur'an dinledi ağladı. Hanım bacım şunu demek istiyorum. Günün belli bir saatinde Kur'an-ı Kerim'i diyelim ki her gün sabah 9'dan 10'a kadar Kur'an okuyacağım. Evdeki gelin onun gözünden kaçar mı bu? Ya bu benim kayınvalidem. Ne iyi kadın ya. Kur'an okuyor. Kadının yüzüne bakın ya. Güller açılıyor kadının yüzünde. Nasıl da mutluluk duyuyor kadın ya. Kelebek kanadına döndü. Mutluluktan uçacak. Gelin böyle gördü bunu. Evdeki kız o da gördü. Oğul da gördü. Asıl terbiye yaşayarak örnek olmak değil mi? Şehrin böyle uzak semtinden birisi beni otele bırakmadı, evine götürdü. Camiye de uzak olduğu için namazı evde cemaatle kılacağım. Yani adamı unutamıyorum. Bakın çocukların başına vardı. Oğlum Yasin kal. Bak müezzin ne diyor? Es-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır. E oğlum ne yapıyorsun öyleyse ya? Kalk, kalk oğlum Hüseyin. Kalk, hadi yavrum. Bak namaz uykudan hayırlıdır. De bakayım, namaz uykudan hayırlıdır. E böylece çocuklar hepsi bir kalkıyor. Vaktinde sabah namazını kılmak. İki rekatçık sabah namazının sünneti dünyalardan, dünyada olanlardan çok daha değerlidir. Hulasa yaşayarak örnek olma ve kanımızdan, canımızdan yaratılan evlatlarımızın bizler için hayrul kalep olması. Kardeşlerim, sözlerimi bitirmek üzereyim. Bakın, Çanakkale'den önce Balkan savaşları oldu. Balkan savaşlarında tüfek patlatmadan biz geldik. Düşmanın iştahı kabardı. Aman bunlar gidiyor, bunlara güçlü bir yumruk indirelim. O yüzden Çanakkale'ye geldi ama atalarımız da o Balkan'daki o yenilginin mahcubiyetini, hatta Çanakkale'de birinin kolu kesilmiş, kan fışkırıyor, bırak diyor, bırak. Balkan yenilgisinin utanmazlığını o kan temizler, bırak da aksın diyor. Yani Çanakkale'de canını dişine takıyor. Atalarımız Çanakkale geçirmezdir. Bu sefer düşman eskiden Bağdat'ta bizim ya, Bağdat cephesinden bizim askerin 5 kapı, o gavurun yiyeceği var, içeceği var. Bizim bakın bir o sefere katılmış bir askerden dinledim. Şırnak'tan Bağdat'a 100 günde vardık. Yürüye, vasıta filan yok. Ben köy çocuğu olduğum için hangi otlar yenilir biliyorum. Otları toplayıp yiyorum. Binbaşım diyor ki, Salih Çavuş oğlum hangi otları yiyorsun? Bana da topla yahu. Durum bu. Orada Kutu Amare savaşı, orada da zafere erdik. Bu sefer ne dediler biliyor musunuz? Yahu bunlar yeniler mi dedildi?
Balkanlarda tüfek patlatmadan geldiler. Çanakkale'de böyle destan yazdılar. Kutu Amare'de sayıları az olmasına rağmen, doğru dürüst erzakları olmamasına rağmen yine galip geldiler. Bağdat'ın bir caddesi var. General Paul'undu Halil Paşa diye bizim bir generalimizin esir alış fotoğrafı teşhir edilir öyle. Bunun üzerine bakın, Anadolu'ya bir gazeteci gönderiyorlar. Ajan da tabii gazeteci görünümünde. Kış günü kar yağmış, çocuklar kardan adam yapıyorlar. Gazeteci diyor ki, çocuklar sırtlarına baktım sanki çuval delinmiş de çuvalın içine girmişler. Ne ayakkabıları var, ne elbiseleri var. Yaklaşıyor çocuklardan birine diyor, adın ne senin? Adım Mücahit. Ne demek? Savaşan asker. Mücahit, baban ne iş görür? Çanakkale'de şehit oldu. İkinci oğlan, adın ne senin? Gazanfer. Kükremiş arslan. Gazanfer, baban ne iş görür? Çanakkale'de şehit oldu. Üçüncü oğlan, adın ne senin? Muzaffer, galip asker. Muzaffer, baban ne iş görür? Çanakkale'de şehit oldu. Size kim bakar? Ebu annemiz. Nerede? Ebu anne orada bir kulübenin önünde. Çıkmış o da, Mücahit, Muzaffer, oğlum çorba hazırladım. Gelin çorbanızı için. Gazeteci diyor ki, bunları toprağın altına koysak fışkırır bunlar. Şuna bak ya, sırtında giyecek yok, midesinde aş yok. Adı ne? Adı Mücahit. Adı Muzaffer. Adı Gazanfer. Ebu anne orada çorba pişirmiş de onunla hayatlarını diyor ki, bunları yenmenin yolu toprağın altına koysak fışkırır bunlar. Bunların ailesini yıkmalıyız, ailesini diyor. Ya elin oğlunun teşhisi bu. Bunlara güç veren kaynak aile. İşte ailedeki bu sağlam aileyi bozarsa o zaman muvaffak oluruz diyor. İşte analar, babalar, yani oluklar çift. Birinden nur akar, birinden ki. Yani namuslu, şerefli bir aileyim. Yani bu hocanın dedikleri beni ilgilendirmez. Şimdi bakın devletimiz seferber, emniyetimiz bonzai diye bir şey var, bonzai. Ucuz bir uyuşturucu. He? Yani hele şunu bir dene. Ya şuna benziyor. Tabancanın şimdi namlusunu bağrıma çevireyim, tetiğine de basayım. Bir deneyim bak. Böyle deneme olur mu ya? Tabancayı bağrına daya, tetiğine bas. Deneyim bakayım ne olacak. Şimdi bonzai bu. Ucuz, uyuşturucu. Ve çocuğu ya bir tane tat da gör ya. Bir defa tattı mı daha kızı kurtarmaya imkan yok. Oğlanı kurtarmaya. Sen ne konuşuyorsun ya? Sen biz dünyadayız da bizi uyandırmak mı istiyorsun? Evet, şu anda dertlerimizden biri budur. Devletimiz bunu mesele ediniyor ama sırf devletimizin böyle mesele edilmesiyle yetmez. Evde ana, baba, okulda öğretmen, camide imam ve asker polisimiz bu işi takip edecek ki kanımızdan, canımızdan yaratılan evlatlarımıza sahip olabilelim. Hayrül kelam makalle ve derne. Sözüm hayırlısı az olan, öz olan. Ama aziz eğirgenler, biliyor musunuz? Kur'an iki duanın arasında yer alıyor. Böyle kadın, erkek, genç, ihtiyar, güzide bir topluluk olmuşken müminlerin güç kaynağı duadır buyuruyor sevgili peygamberimiz. Dua. Bu sene kutlu doğum münasebetiyle Kosova'ya gitmiştim. Kosova, bugün günümüzden 625 yıl önce Murat Hüdalendigâr 8 Ağustos 1389 bizim ordunun kaç katı Haçlı ordusu. Bizim ordu tarafında da toz bulutları yatsı namazını kılıyor Sultan Murat Hüdalendigâr.
ağlayarak şu duayı yapıyor. Ağlı ruhu Habib-i Ekrem için, Kerbela'da revan olan dem için, Şerif-i Kat'te dökülen yaş için, Rehi aşkında sürünen yüz için, Peygamberin hatırına, Kerbela'da akan peygamber evladı kanı hatırı için, ayrılık gecesinde dökülen yaş için ve senin aşkınla secdede sürünen yüz hatırı için, ya Rab yağmurların indir, küffar ile açık açık göre göre cenk edeyim, askerimi muzaffer eyle, beni de bu yolda şehit eyle. Kardeşlerim, yani hakikaten yağmurlar yağıyor, toz bulutları iniyor, savaş 8 saat sürüyor, askerimiz galip ama bildiğiniz olay bir Sırplı tarafından şehit ediliyor. Yazın sıcağı, iç organları orada. Allah devletimize zeval vermesin. Çok güzel bir türbe yaptırmışız ve cesedi de Bursa'ya getiriliyor. Hüdavendigâr Camii'ndeki türbesine defnediliyor. Öyle gözü yaşlı bir adam değil. Sizi burada toplayıp da konuştuğum gibi o Hazretin türbesinin gölgesinde Kosovalıları topladım. Yani inanın ne onların gözyaşı bitti, ne benim gözyaşım bitti. O nasıl dua? Titrerdi secdegahın oldukça sen cebin say. Hala gelir zeminden tekbir-i zarın. İstanbul'un fethi konusunda da Fatih-i Abdullah Hamid böyle anlatır. Bedir Savaşı'nda Efendimiz böyle ellerini kaldırmış. Ya Rab şu bir avuç Müslüman hezimete uğrarsa sana kimler kulluk eder ya Rab? Bize yardımını lütfeyle diyor ve 313 kişi Bedir'de. Ebu Cehil tarafı 1000. 313 kişi 1000 kişiye talip oluyor. Şu anekdotla bitireceğim. Bir zaman Alanya'ya gitmiştim. 3 tane esnaftan şu olayı dinledim. Dediler ki bu 3 esnaf Alanya'nın orman köylerinden birisi, bizim orada ceylan oluyor ya, gelin de ceylan avı yapalım. Peki gittik diyor, ormanların arasında gece dolaştık, ne tavşan ne ceylan avlayamadık. Bizi davet eden köylü de biraz utanır gibi oldu. Hem sizi davet ettik, hem de bir şey avlayamadık. Arkadaşlar, müsaade ederseniz ben şuradan bir keçi satın alayım. Yani onu keseyim, onun butlarını götürün. Hanımlarınıza karşı eli boş varmış olmayasınız. Yahu gecenin altında keçiyi nereden bulacaksın? Arkadaşlar, bu köyde her evde keçi olur. Sonra ben kimseyi rahatsız etmem. Işığı yanan bir elin ziline basar. Ha şu elin ışığı yanıyor. Ziline basıyor. Adam çıkıyor. Arkadaş, keçin var mı? Var. Satar mısın? Satar. Kaçar? Şu paraya. Peki, al parayı. Getir keçiyi. Ama biz kesemeyiz. Sen kesme işini yapar mı? Yaparım. Köylü keçiyi kesmeye başlıyor ama hıçkırık da başlıyor. Tabii bu da gecenin altında köylünün ağlaması bunlara etki ediyor. Niye anlıyorum arkadaş? Keçiyi mi çok severdin? Parayı mı az buldun? Hayır, hayır. Öyle değil. Benim oğlum önümüzdeki sabah asker ocağına gidecek. Oğlanın cebine haçlık koyamadım. Borç aradım, bulamadım. Bu keçiyi de dün pazara çıkardım. Ucuzunda pahalısında değil. Ne verseler vereceğim. Ama necisin diyen olmalı. Bu saat oldu, hala evimde ışığımın yanmasının sebebi uyuyamıyordum. Kıvranıp duruyordum. Ya Rabbi şu biricik oğlanın yanında beni mahcup etme. Şu oğlanı haçlıksız olarak askere göndermeye mecbur bırakma. Bir çare at ya Rabbi bana. Gecenin altında Allah ceylanın bahanesiyle Alanya'dan sizi kapıma getirdi. İşte bunun için bu hışkırıkların sebebi o. Aziz kardeşlerim, etrafımız ateş çemberi içerisinde. Ama asıl hedef biziz ha. Asıl hedef bizi. Elin oğlu bizim başımızı derde koymak istiyor.
bizi, bizim yaşamamızı istemiyor. Çünkü İslam dünyasına ağabeylik yapacak bir başkası yoktur. O dün tarih boyu bu millet yaptı, bugün de bu millet yapabilir. O yüzden gelin biz gelinimizi çok sevmeliyiz. Horozlar, tavuklar güneşli havada birbirinin ibiğini alkan içinde bırakır. Ama fırtına başlayınca biri başını ötekinin kanadının altına sokar. Bugün birbirimizi ibikleme zamanı değil, bugün birbirimizle kucaklaşma zamanıdır. Bitireceğim diyorsun, bitirmeyeceksin diyeceksiniz ya. Değerli kardeşlerim, Türkiye'ye benzeyen bir ülke daha var biliyor musunuz? Tarihiyle, coğrafyasıyla benzeyen bir ülke var. Bizim bu Anadolu topraklarına 1070 değil, Malazgirt, Sultan Alparslan'ın askerine kadar 50 bin, Roman Diyojen'in askerine kadar 200 bin Cuma namazı kılınıyor, bembeyaz elbiseye bürünmüş, öldürülürsem bu yolda benim kefenim olsun. Emir nefer yok, hepimiz Allah yolunun yolcularıyız diyerek yola çıkılıyor. Evet. Sonra Roman Diyojen esir olarak Alparslan'ın huzurunda. Ne yapacağımı sanıyorsun? Üç ihtimal var. Bir, derhal öldürtürsün. Bu kasap işi. Onu sana yakıştırma. İki, beni yanında diğer diğer dolaştırın. Onun askeri benden fazlaydı. Ben buna galip geldim. Bu da sarraf işi. Onu da yakıştırma. Üç, söyle. Dilim varmıyor. Söyle, söyle. Üçüncüyü söyle. Beni serbest bırakırsın. Ben senin hakkında bunu düşünüyorum. Yeteri kadar haçlık veriyor. Bir bölük askerle götürün bu adam memleketine bırakın gelin. Beni serbest bıraktınız ama evlerinizin ebedi esiri ettiniz. Anadolu toprakları böyle bir imanla açılıyor. Evliya yurdu bu toprağa, şühela burcu bu yer. Bir yıkık türbesi üstüne Mevla titrer. Baştan başa Anadolu vatan haline geliyor. Üç tarafı da denizle çevrili. Şimdi aynen tarihiyle İspanya, Tarık ibn-i Ziyad oraya giriyor. Askerlerin geriye giderseniz deniz, ileriye giderseniz düşman. Göz kamaştıran medeniyet meydana geldi. Elhamra, Elbeyza sarayları, Kurtuba camisine sütun ormanı dediler. Ama bir gün oldu. Ne oldu? İçki, içre, fuhuş, sen ben kavgası. Ferdinand Haçlı ordularını topladı, geldi. Son devlet başkanı Abdullah Sağır da anasıyla birlikte kaçarken yüksek bir tepeden Kurtuba Camii'ne çan takıldığını görünce ne de olsa Müslüman ağlayarak Allahu Ekber dedi. Anası da şu tarihi sözü söyledi. Ağla hain ağla, ağla zalim ağla, erkekler gibi kutsal değerlerini korumasını bilmeyenlere ağlamak yakışacak, ağlamak ölmek de kurtarmayacak. Pis vücudun vatan topraklarını kirletmeye devam edecek. Endülüs bakın aşkla girildi, imanla imar edildi ama sen ben kavgası ile Endülüs perdesi kapandı. Onun da üç tarafı denizle çevrili, bizim de üç tarafımız denizle çevrili. Tarihimizle, coğrafyamızla benziyoruz, perdenin sonu kalmıştır. Aklımızı başımıza alalım. Şimdi Suriyelilerin yerinde olmayı düşünür müsünüz? Filistinlilerin, Iraklıların, Mısırlıların yerinde olmayı şöyle bir empati yapın da düşünün. Bu cennet vatandan, ecdat yadigarından biz nereye gidebiliriz? Öyleyse gözüm üzerinde kaşın var gibi sebeplerle değil. Vecebet muhabbetiyle mütehabbine fiyye. Benim için birilerini seven, benim için birilerini ziyaret edenlere benim sevgim hak oldu.
ben de onları severim. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmenin yolunu göstereyim mi? Selamlaşınız, hediyeleşiniz, ziyaretleşiniz. Ve en çabuk kabul olan da müminin mümine kıyamen yaptığı duaymış. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahim, cennet gelinir vatanın sahibi, mefahil dolu tarihin varisi kıldın, sana hamdolsun. Minare gölgesinde, ezan ülkesinde Müslüman ana ve babadan dünyaya getirdin, sana hamdolsun. En büyük servet, en büyük devlet imana erdirdin, iman nimetini aramadan buldurdun, sana hamdolsun. Ruhlar aleminde sana verdiğimiz kulluk sözleşmesini yenilemek istiyorum. Lütfunla, kereminle bizi kabul eyle. Sana layık kul eyle. Habibine layık ümmet eyle. Kur'an'a hadim millet eyle. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Ya Erhamer Rahimin, gönüllerimiz senin elinde. Hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Rabbena hebrena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve canna lil müttefine imama. Hazreti Adem'le Havva annemiz arasındaki sevgi ve saygı, sevgili peygamberimizle Hatice annemiz arasındaki ürfet ve muhabbeti, Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Fatıma radıyallahu anh arasındaki sevgi ve saygıyı bizim ailemize de lütfeyle ya Rabbi. Ya mücibet davat, kaderde kederde, acıda patlıda, etle tırnak ruhla beden gibi bir ve beraber yaşamış aziz milletimizin evladının gönüllerine kin girdirme, nefret girdirme, düşmanlık girdirme. Sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Kanımızdan, canımızdan yaratılan evlatlarımızı bizler için hayrul halefeyle. Büyük mahkemende onları bizler şikayetçi değil, şefaatçi eyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Şehidimizin kanından rengini alan bayrağımızın rengini soldurma. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Darda olanlara genişlik, sıkıntılı olanlara ferahlık, hastalara şifalar, borçlara edalar ihsan eyle ya Rabbi. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El-Fatiha. Efendim, boynumda Allah yazılı kolye ile tuvalete gidebilir miyim? Hanım kızımız, gel boynumda değil, şurada kalbimde yazılı olsun o. Oldu mu? Allah sözü kolyemde değil, kalbimde olsun. Daha iyi. Cenaze evimde yemek haram. Yok, hiç haram değildir. Efendimiz malum, amcasının oğlu Hazreti Cafer şehit olduğunda, Cafer şehit oldu, eşi Heder bilir. 3 gün süreyle onlara yemek götürür. Milletimiz acıyı paylaşır, tatlıyı paylaşır. O ölü evinde pişmezse çevre, akraba, eş, dost 3 gün süreyle taziyede bulunur ve yemek götürürler. Evet. Tamam. Kıymetli misafirler, hocamızı hemen bıraktıyoruz. Kendilerine içecek takdim için Kaymakam Bey'i alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. Buyurun.